Merhaba, bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi yeni bir marka tanıtımı videosu çekiyorum. Bugünkü marka ise en sevdiğim marka olan Celine ve Celine markasını benim favori markam haline getirmeyi başaran kişi, yani markanın tasarımcısı Phoebe Philo'dan'la bahsedeceğim. Lafı çok uzatmaya gerek yok, hemen başlayalım. Celine adlı bu marka Fransız asıllı bir marka. Belki yanlış okuyabilirim soyadlarını ama Celine markası Vipiana çifti tarafından, yani Celine Vipiana ve kocası Richard Vipiana tarafından 1945'te kuruldu. Markanın kurucularından olan Celine Vipiana 1997'ye kadar markanın tasarımcısı olarak durdu. Aslında markanın kuruluş amacı çocuklar için ayakkabılar yapmaktı. Ama 1960'da markanın amacı değişiyor ve kadınlar için spor giyim üretmeye başlıyorlar. Ve aynı zamanda da deri parçalar yapmaya başlıyorlar. İşte çanta olsun, ayakkabı olsun, o tip şeyleri yapmaya başlıyorlar. 1964'te deli rüzgar anlamına gelen Vönfu adlı parfümü ve Amerikan Sulky denilen tasarımlarıyla büyük bir başarı elde etmeye başladı marka. Trench coat'lar da moda evinin ikonik parçası haline geldi. Louis Vuitton'un holdingi olan LVMH adlı holding, yani böyle lüks markaları bünyesinde bulunduran bu holding 1996'da da şirketi satın alıyor. Tasarımcıları da Celine Vipiana'dan sonra şu şekilde değişiyor. 1997 ile 2004 arası Michael Kors, bir yıllık süreyle 2005-2006 arası Roberto Menichetti, 2006-2008 arası Ivana Amazigh. Ivana Amazigh'den sonra da 2008'den beri markanın tasarımcısı olarak bulunan Phoebe Philo markanın dünden bugüne tasarımcıları. Bu videoyu benim erken çekme sebebim de çok sevdiğim, başta da belirttiğim gibi, yani Phoebe Philo'nun markayı bırakma dedikodularının çıkmasıydı. O yüzden bir an önce çekmek istedim. Tabii ki bu serinin ilk videosunda yaptığım gibi, kimelerden bahsettiğim gibi, yani tabii ki de Phoebe Philo'dan da bahsettim. O yüzden hadi gelin beraber Phoebe Philo'yu yakından tanıyalım ve sonra da benim marka ile ilgili kişisel görüşlerime de geçeriz. Phoebe Philo 1973 doğumlu, İngiliz asıllı ama Paris'te doğmuş olan birisi. Sanırım tasarımcılık merakı Phoebe Philo'nun zaten küçüklüğünden beri içinde bulunan bir şeymiş. Çünkü 14 yaşında böyle kendine kıyafetler tasarlıyormuş, işte bir şeyler üretiyormuş. Ve ailesi de böyle olduğunu görünce bir doğum gününde dikiş makinesi hediye etmiş. O da kimeleri gibi Central Saint Martins'te okudu. Kendisi bu okuldan Stella McCartney'den bir sene sonra mezun olmuş. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Stella McCartney'nin ilk asistanı olarak Chloe'de çalışmaya başlıyor. Gucci'nin artık holdingi mi desem, şirketi mi desem. Neyse, Stella McCartney 2001'de kendi markasını kurma fırsatını sunuyorlar. Ve o da tabii ki kabul ediyor. Ve böylece Phoebe Philo da Chloe'de kreatif direktör, tasarımcısı olarak çalışmaya devam ediyor. Ve böylece Chloe sayesinde ilk hazır giyim koleksiyonunu da Paris'te sunmuş oluyor yine 2001'de. Ama Chloe de 2006'ya kadar duruyor ve daha sonra ailesinin yanına Londra'ya dönüyor ve ikinci çocuğunu da yapmış oluyor bu sırada. Ve modaya da kısa süreli bir ara veriyor. Ama az önce dediğim gibi Louis Vuitton'un o holdingi LVMH, yani markayı da satın alan holding, Phoebe'ye markanın kreatif direktörü, işte tasarımcısı ve kurul üyesi olmasını teklif ediyorlar 2008'de. Ve Phoebe de tabii ki de kabul ediyor. Zaten kendisi de Celine Vipiana'dan sonra markada en uzun süre kalan tasarımcı oluyor ve işte eğer o ayrılık dedikoduları yanlışsa daha da kalmaya devam edecek gibi gözüküyor, ama doğruysa sanırım 10 senelik bir serüvenin sonuna geleceğiz. 2010'da da marka ile beraber ilk koleksiyonunu, yani Celine için ilk yaptığı koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda sunuyor. Şu anda da Celine'in resmi sitesinde yazdığına göre 3 çocuğu ve kocasıyla beraber Londra'da hem çalışıyor hem yaşıyor. Size markanın kurucusu ve tasarımcıları hakkında ve tabii ki de şu anki tasarımcısı Phoebe hakkında vereceğim genel bilgiler bu kadardı. Ama şimdi kendi kişisel görüşlerime geçmek istiyorum biraz. Ben bu ayrılık dedikodularını duyduğumda biraz üzüldüm, çünkü yani en uzun süre kalmış olan tasarımcı Phoebe, yani tabii ki de kurucusu Celine Vipiana'dan sonra, o kadar böyle birbirleriyle nasıl desem bütün olmuş varlıklar ki, yani kreatif direktör olmasından da dolayı sanırım Phoebe Celine'in şu anki logosunun böyle olmasını da sağlayan birisi. Ama işte bilemiyorum niye ayrılacak.
Ve bu durum biraz beni üzüyor ama ayrılacaksa da yapacak bir şey yok. Burberry'ye geçebilir diye dedikodular var ama her neyse, ben marka hakkında ve Phoebe'nin vizyonu hakkında konuşmak istiyorum. Marka zaten çok köklü bir marka ve benim estetiğini, yani reklam kampanyaları olsun, işte logosu olsun, tasarımları olsun, her yönüyle beğendiğim, çok sevdiğim bir marka. Ve bu yüzden de tabii ki de bu seriye eklemek istedim. Çünkü gerçekten takip etmeniz gerektiğini düşündüğüm marka. Hep bize zamansız ve şık parçalar sunuyorlar. Ve bence gerçekten benzersiz ve orijinal bir marka. Çünkü yani tabii ki de genel böyle nasıl desem, blazerlar olsun, trench coatlar olsun, her markanın, her tasarımcının yaptığı bazı parçaları da illaki üretiyorlar ama Phoebe gerçekten yaratıcı birisi olduğu için eklediği detaylarla ya da işte orasını burasını düzeltmesiyle yaptığı tasarımları gerçekten benzersiz hale getiriyor. Markayı moda severler tarafından çok sevilen marka haline getirmeyi başardı ve eğer kalırsa da zaten bu başarısını da sürdürmeye devam edecek. Instagram hesaplarını biraz sonradan açtılar ama orada da böyle nasıl desem, moda haftalarında sunulacak koleksiyonların arka sahnelerini görebilirsiniz. Tabi sadece koleksiyonların arka sahnelerini değil, aynı zamanda koleksiyonlar için çekilmiş fotoğraf çekimlerini de görebilirsiniz. Fotoğrafçıları da markanın diğer her şeyinde olduğu gibi çok iyi olduğu için güzel fotoğraflar var Instagram'larında. Celine gerçekten takip edilmeye, sevilmeye değer bir marka. Tasarımları olsun, fotoğraf çekimleri olsun, kampanyaların düzenleme şekilleri olsun, her türlü yönden gerçekten kaliteli bir marka. Param olsa yine Ellery'ye harcayacağım gibi. Kesinlikle harcayacağım bir marka. Yani zengin birisi olsaydım. Gerçekten hani çoğu parçam oradan olurdu. Yani şöyle özetlemek gerekirse, kadınların dilini anlayan ve kendi kadınını oluşturabilen harika bir marka bence. Ve ben gerçekten takip etmenizi öneriyorum. Sanırım LVMH'nin yaptığı en iyi seçim de Phoebe'yi bu harika markaya dahil etmesi oldu. Umarım dedikodular yalan çıkar ve markada kalır. Ama eğer Burberry'ye de gidecekse neler olacağını göreceğiz. Yani daha bahsedebileceğim bir şey yok. Çünkü kelimeleri pek dökemiyorum. En sevdiğim marka dediğim gibi. Umarım siz de böyle anlattıklarımdan yararlanmışsınızdır. Markaya bir şans verip bakmak istersiniz. Evet, bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve yine tabii ki isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmak isterseniz yine çok sevinirim. Ve olduysanız da ya da zaten abonemseniz zile basmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.